İzmir'de bir görev yaptığım camide geçici görevli denediriyordum hep böyle. 10 gün bir yerde, 15 gün bir yerde joker gibi kullanıyorlardı bizi. Bir camiye gittim böyle kanserli bir hocanın yerine tedavi olmaya gidiyormuş. Ölmüş Allah rahmet eylesin diyelim. Onun yerine gittim. Tanımıyorum adını bile bilmiyorum ama sima aklımda. Allah gani gani rahmet eylesin. Bana dedi ki o gitmeden bak dedi şu herife dikkat et pis bir adam. Hocaları musallat. O hoca da kibar. Ama o herif beni tanımıyor. Dedim hocam bende o iş, sen merak etme. Gelir hocalara bulaşır, uğraşır falan. Para işlerine çok karışır. Şimdi cumaları para topluyoruz. Niye topluyoruz? Hiçbir zaman bu ümmetin, bu ümmetin İslami hizmetleri yapmak için bir bütçesi olmadı. Osmanlı'da da yoktu. Selçuklu'da da yoktu. Memlüklü'de de yoktu. Gazneliler'de de yoktu. Mekke'de de yoktu. Medine'de de yoktu. Bir İslam hizmeti bütçesi yoktu. Nasıl yapılıyordu? Vakıf hukukuyla yapılıyordu. Senden, benden, fakirden, şuradan, zenginden, fakirden toplayıp cami yapılıyordu. Kur'an kursu yapıyordu. Hep böyle gitti bu hizmet. Zannediyoruz ki biz Osmanlı'da devletin ayrılmış bir bütçesi var medreselere. Ayrılmış bir bütçesi var. Hep vakıf. Hep vakıf. Bir vakıfı okun. Osmanlı bir vakıf devletiydi hatta. Askeri, içtimai meselelerin dışındaki bütün hizmetleri vakıfla gidiyordu. Çeşmeler, mektepler, medreseler, sibyan kursları, hafızlıklar hep böyleydi. E tabi para topluyoruz, ihtiyaçlar var. Şimdi de öyle. Avrupa'da sadece 20 tane mi, 40 tane mi ne cami yaptırmış Diyanet İşleri Başkanlığı. Senin paranla yaptırdı. Kapıda atıyorsun ya 5 lira, 1 lira. Öyle atıyor zaten. Kapıda para topluyorsun. Orada bir garibanı dikiyorlar başına. İşte Allah rızası için diyor. Adem çıkarıyor desteği bu kadar. Şak 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 şak. 200 var çünkü başta veremez. Şak 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 100. Şak 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 50. Şak şak 20, şak şak 10, şak şak 5. Ulan birlik de vardı temin burada ama. <laughs> 1, 5, 10. Sigara kaç para? 50 lira enayi. Sigara 50 lira verirsin. Şak şak diye bir de gidiyor 3 tane alıp evinde gezdiriyor. Hava atıyormuş 3 paket sigarayla. 3 paket falan camı. Lelbora. Zarlament. Reklam yapmıyoruz. Başına harfi değiştirince reklama girmiyor. Evet. Reklama sokmadım. Her şeyi öğrendim. Yarı hukukçu oldum mahkemelerden. <laughs> Ama camiye verirken hoca diyor cumayı da parayla kıldırıyorsun diyor. He, parayla koyacak yer bulamıyorsun parayı. Koyacak yer bulamıyorsun parayı. Ondan sonra para toplanıyor. O herif geldi bana böyle odada para toplanmış. 3-5 kişi sayıyor. Bir de camide para toplandı mı başına bela. İmamların siz imamlar çok rahat yaşıyor zannediyorsunuz. Hani imamlar sürünsün, maaşını benim vergimle alıyorsun diyen ahmaklar var ya. Aa bak gece üçte geldi İbrahim Hoca. Dün akşam hasta dedim yanaşma bana bak hastasan. Hasta hasta. Üç, üçte açıyorlar bu camiyi. Aha o imamlar müezzinler ne çekiyor sizin elinizden. Geldi böyle yaptı odada. Hoca be dedi. Ben de orada duruyorum parayı da dernek üyeleri şunlar bunlar sayıyor. Dört beş kişi sayacak. Şahit tutuluyor yazılıyor öyle. Para verdin mi o kutuya? Hayır verdin mi öyle? Makbuzlar makbuzlar makbuzlar. Allah'ım ya Rabbim yani öyle. Hoca böyle dedi, bu parayı dedi kime topluyorsunuz dedi. Şimdi herifi bana önceden verdiler ya. Şimdi benden şey bekliyor. Efendim diyor bu parayı topluyoruz. Bak beş kişi şahit tutuyoruz. Oradan bankaya, oradan müftülüğe, makbuzu A anlatacağım zannediyor. Şimdi onun, şu her hocaya bela olmuş. Hoca böyle dedi, bu parayı nereye topluyorsun dedi. Şşşt, bana topluyoruz dedim. Böyle baktı. Bunlara da yüzde on veriyorum. Haftaya gel sana da vereceğim dedi. Yürü dedim şimdi buradan. Böylesiyle muhatap olmayacağım.